İstanbul Fatih'te tekstil sektöründe faaliyet gösteren Seboniti Tekstil Limited şirketini ziyaret ediyor ve firmanın yönetim kurulu başkanı Sebahattin Hot'u tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. İlk önce hoş geldiniz program olarak. 1965 senesinde Yugoslavya'nın Tutin şehrinde doğdum. 69 senesinde 4 yaşındayken Türkiye'ye göç ettik. Daha sonra ilk ve ortaokulu burada bitirdim. Liseyi Üsküp'te, üniversite Üsküp'te okuduktan sonra, askerliğimi yaptıktan sonra hayata atıldım. 1989 senesinde askerden geldikten sonra öğretmenlik yaptım 6 ay. Öğretmenlikten sonra serbest mesleğe, ticarete atıldım. Daha sonra da hiç bırakmadan devam ettim. Ben bu işe başladığım zaman Koza Çamaşırları'na ortak olarak girdim. Evet. Koza Çamaşırları'nın Bosna temsilcisiydim. Daha sonra bu yelpazeyi genişletmek için ev tekstiline girdim. Çarşaf imalatı yapmaya başladım. Denizli'de efendime söyleyeyim havlu, nevresim takımı, ondan sonra bu tür ev tekstiliyle alakalı her şeyi temin ediyoruz. Artı bir de Bursa'dan bebe, çocuk üzerine ne gerekiyorsa, daha doğrusu şöyle bir şey söyleyeyim, bizim çalışma prensibimiz müşterinin arz talebi üzerine. Çünkü her sene arz talep değişiyor. Evet. Müşteri neyi arz talep ederse biz de ona göre devam ediyoruz. Şu anda yeni bir müşteri geldi bize. O Bursa'dan çocuklarla alakalı ne gerekiyorsa onunla alakalı gittik, ön araştırmayı yaptık. Ve daha sonra o şekilde onların üzerine yoğunlaşıp çalışacağız. 15-20 gün önce bir tır plastik yükledik. Müşteri plastik talep etti. Şimdi 10 tane ayrı firmadan aldığı zaman ben bunları hepsini topluyorum. Evet. Bunları birleştirip ihracat ediyoruz. Daha doğrusu ülkeye döviz kazandırıyoruz. O şekilde söyleyeyim. Plastik derken? Yani her türlü plastik. Kabından, çanağından, çöp tenekesinden. Aklınıza ne gelirse her türlü şeyi biz temin ediyoruz. Müşteri bizden istiyor. Çalıştığımız firmaların çoğu da marketler zinciri. Olmazsa olmazlarınız neler? Dürüstlük. Bizim hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz bir şey. Her zaman dürüst olacaksın ve bizim müşteri portföyümüzü elimizde tutmanın tek nedeni dürüstlük. Evet. Her zaman dürüst olacaksın. Onların ne istediğine bağlı siz de ona göre teminatı yapacaksınız. Her zaman doğru olacaksın, dürüst olacaksın. Ondan hiçbir zaman taviz vermeyeceksin. Dürüstlük ve müşteri memnuniyeti. Bu ikisi yan yana geldiği zaman zaten şöyle bir şey oluyor. Sizi biri tavsiye ediyor. Mesela çok defa başıma geldi. Adam telefon açıyor. Numarayı tanımıyorum, etmiyorum. Merhaba, kolay gelsin. Ben Bosna'nın falanca şehrinden arıyorum. İsminizi duydum. Sizinle çalışmak istiyorum. Ondan sonra çalışmaya başlıyoruz. Bu neyden ileri geliyor? Dürüstlükten, güvenden. Şöyle bir şey söyleyeyim. Koza Çamaşırları'nı biliyorsunuz. Anlattım ben zaten. Evet, evet. Onlarla çalışıyorum. Onun gibi firmaları, bu büyük Zara'dır, işte LCY2'dir buluyor. Gidiyor bunlara imalat yaptırıyor. Evet. Kendi firması altında. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya Türk Milleti olarak markalaşmaya gitmek zorundayız. Markalaşmayan firmalar eninde sonunda batmak zorunda. O yüzden şimdi biz aslında şey yapmıyoruz. Hazır ağaçtaki meyveleri koparmaya çalışıyoruz. Halbuki onu yetiştirmemiz lazım. Bir markayı oluşturup yetiştirmemiz gerekiyor. Evet. Çoğu kişi de bundan kaçınıyor ama ben zannedersem bu ileriki nesil daha çok markaya dönecek. Ben öyle düşünüyorum. Ve inşallah böyle bir şeyle şey yaparlar. Çünkü Avrupa ve Amerika ve bu diğer ülkeler devamlı bizi kullanıyorlar. Evet. Yani bize taşeron olarak kullanıyorlar. Ama inşallah markalaşmaya geçersek, ki bu benim için de geçerli. Yani hem bizim ülkemizin yararına, hem milletimizin yararına, hem onların yararına olacak. Başarılı olmak için neler yapsınlar, neler dikkat etsinler? Vallahi şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Gençlerimiz ilk önce kendilerine güvenli olacak, özgüven olacak. Kendilerine bir kota koyacaklar. Mutlaka bir şeyi başaracağız dedikleri zaman mutlaka başarırlar. Çünkü ben de ilk başladığım zaman elimde hiçbir şey yoktu. Evet. Hep dediğiniz gibi merdivenleri yavaş yavaş çıka çıka belli bir noktaya, ama hiçbir zaman şey yapmadım. Bazen sarsıldık, bazen ekonomik kriz oldu, biliyorsunuz belli dönemlerde şey yaptık, bazen geri gittik, bazen zarar ettik, ama hiçbir zaman vazgeçmedik. Hiçbir zaman gençlerimiz vazgeçmesin ve çalışsınlar.
bir de yani hayatı, çalışma hayatında öğrensinler. Yalnız okullarda değil de o çalışma ortamında, çalışma hayatında orada öğrensinler. O insanlardan çok büyük şey öğrenebilirler. Bir de dinlemeyi bilsinler. Hedefsiz hiçbir şey olmaz bu dünyada. Ve o hedefi mutlaka yerine getirirler. Yeter ki onlar istesinler. Şimdi de Seboniti Tekstil firmasının genel müdürü ve aynı zamanda Sebahattin Hot'un oğlu Ramazan Hot'u tanıyor ve gelecekte ne gibi çalışmalar yapılacağını öğreniyoruz. Neler yapıyorsunuz, neler ediyorsunuz? Sizin ağzınızdan da alalım. Yeni ürün çeşitliliği olacak mı? Yeni ürün gamı olacak mı? Tabii ki olacak. Planlarımız şirketimizi daha da büyütmek, daha da geliştirmek, fabrikalaşmak. Amacımız bunlar. Tabii ki bunlara baktığımız zaman çok da çalışmak gerekiyor. Evet. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kardeşlerimle beraber babamızın bize bıraktığı şirketi daha da büyütmek için çok çalışacağız. Müşterinin ne istediğine bağlı onun üzerine çalışmalarımız oluyor. Ona göre piyasayı araştırıyoruz. Yeri geliyor şehirlere gidiyoruz, geziyoruz. Bütün firmalarla tanışıyoruz. Bu tarz bağlantılarımız oluyor. O sayede portföyümüzü genişletiyoruz. Evet. O tarz çalışmalar yapıyoruz. Tabii dediğim gibi fabrikalaşmak da önemli, markalaşmak da önemli. İlerleyen zamanlarda inşallah bu şekilde bir adımlarımız olacak. Böyle sizin yaşınızda gençler var. Siz de çok gençlerdensiniz. Onlara ne tavsiye edersiniz? Sizlerden de bir böyle başarılı olmak için nelere dikkat etsinler, neler yapsınlar? Benim tavsiyem çok çalışsınlar, pes etmesinler, planlı çalışsınlar. Planlı bir şekilde çalışsınlar, hedeflerine ulaşırlar diye düşünüyorum. Yeni nesil olarak bundan sonraki yeni hedeflerde de başarılar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Eyvallah. İnşallah. Sağ olun.